11 yıllık evliyim. Evet. Eşime ilk defa hediye alıyorum. Memleket bitmiş, baloncu da bitmiş. Aynen. Yani insanlar ekonomik kriz yaşıyor abi. Herkes ölmüş, AKP'ye oy vermiyorum kardeşim. Bitti. Pişmanım. Çok verdim, artık vermeyeceğim. Sevgili yakınımda nereye geldin ya? Evet. Ama ne yapayım abi? Millet aç. Bak şu 15 lira bana almak için. Mutlu olalım, sevelim. Mutlu olalım, sevelim, sevilelim. Böyle bir günde hiç siyasetten bahsetmeyelim. Herkes seni seviyorum diyelim. Kuşa, kurda, böceğe, ne bileyim, kediye, bütün hayvan severlere, her şeyi, hayvanları, doğayı, çiçeği, böceği, her şeyi seni seviyorum diyelim. Seni seviyorum diyelim. Tabii seni seviyorum. Yani siz şimdi eşiniz görür buradan. Çok farklı bir şey ama elinden alır. Abi yenge isteyecek abla, şöyle bir der misin, seni seviyorum. Ama ben abiye diyemem ki, o oğlum, benim kardeşim, o benim şimdi. Adem'le havadan gelmişiz, hepimiz kardeş olarak dünyaya gelmişiz. Adem'le havadan gel. Tabii ki o benim kardeşim zaten. Yani. Ama siz. Bravo, bravo. Ben boşanmak üzereyim, bak bunu barışmak için aldım. Biraz önce evliydin ya. Evliydik abi, şimdi boşanmak üzereyiz yani. Ama bak şimdi. Hayır, eşimi seviyorum, eşimi alıyorum dedi biraz önce. Boşanacağım dedi şimdi. Şimdi zaten erkekler çoğu işte ben bekarım diyorlar bir güzel bayan görünce. Ya da ben ayrılmak üzereyim diyorlar ama çoğunun yalanlarını ya ben çıkardım. Televizyonlar karşıda dedi. Aman boşanmasınlar. Abi, yoksa boşanacağım, ben de ablaya balon satayım. Canım şimdi dinimizde 3. Allah'ın hakkı 3 değil mi abi? Tamam, daha kayıp kıvırıyorsun ya abi. Abi ne kırayım? 3 tane alma hakkımız yok mu? Biraz önce başlayalım. Ulu camiye git, imam söylüyor. Ben mi söylüyorum? Öyle mi diyor? 3 kere alabiliyorsun diyor yani. Ben ne yapayım? Almak marifet değil. Alıp da onu sevmek. Onu alıp sevmek. Bizler sizlersiz yapamayız. Asla yani. Yani boşanacakmış. Abi boşansın, ben evlenmekten vazgeçtim. İkincisine bakıyoruz. Ne boşanması ya? Boşanmak yok diyor. Yok, boşanmak yok. Biraz önce dedin ayrılmak istiyor. Abi ayrılıyorduk da bir tane daha. Güzel bir bayan görünce ne yapabilirim abi? Karşıma çok şık. Çok. Aha, bu olaydan sonra eşin seni istemeyecek. Ben balonu ver ya. Ay, onu balon ver. Abi batırdın bizi. Türkiye'ye saygılar, sevgiler. Hanımefendiye de o bayan sadece balon mu? Yemeğe çalışmak lazım hanımefendiye. Abi çok akıllısın ya. Abi sen tamam, kamerayı kapat. Bak seni ayarlamaya çalışıyor. Her şey karşılıklı. Sadece kadınları sevelim. Kadınlar bir çiçektir. Bunu bütün dünya duysun. İster yabancı ülkesi, ister Türkiye Cumhuriyeti, neresi, Türkiye'nin, dünyanın her bir tarafında kadınlar ölmesin, kadınlar yaşasın. Kadınlar çiçektir. Kadınları soldurmayalım. Ne olursa olsun kadınlar yaşamalı. Kadınlar dünyadır. Kadınlar sevilmeye layıktır. Kadınları seviyorum. Bayanları seviyorum. Kendi cinslerimi seviyorum. Erkekleri seviyorum ama oğlumu daha çok seviyorum. Evet. Kendi cinslerini de seviyorsun. Kendi cinslerimi daha çok seviyorum. Seviyorum. Onları her zaman tutuyorum. Ölene kadar da kadınların arkasındayım, desteği. Yenge arıyormuş. Açamadı telefonu. Görüyor musun? Canlı yayın. Canlı yayındayım ben. Hanım arıyor. Aldım balonu, geliyorum bir tanem. Elimde balon var. Burada da güzel. Tamam. Tamam. Bir dakika. Yenge tamam. Konuşalım. Bir dakika. Açıyorum. Hanım seni televizyon çekiyorlar. Sesini açtım. Dinliyorlar. Yenge merhabalar. Merhabalar, buyurun. Yenge, şimdi abiyle şu an çekim yapıyoruz. Canlı yayındayız. Yanında da bir hanımefendi var. Ona da balon hediye etmek istiyor. Yok canım, hediyesi abi ya. Öyle dedin ama. Ya bak, yenge, abinin hediyesi var ya. Yenge, yok sen ya. Bu abiye bakma. Senin adam gibi adam eşin var, uyandırın. Ben dedim ki Ulu Cami'de dedim farz 3'tür. Bir hanımefendi burada demeç veriyor canım. Ben de demeç veriyorum. Yenge yüzüne kapattı. Abi, harbi, bu iş bitmez kapattı abi. Abi bu iş ne olacak şimdi? Evet, abi vallahi de, yani eşi de görse de tanımıyorum beyefendi. Oğluma balon almaya gelmiştim. O da abi balon alıyormuş eşine. Tanımıyorum ben beyefendi, tanımıyorum. Evet, kendisi adamın bana. Adamın evini yıktınız. Ocağını yok yıktınız. Canım, daha neler, Allah korusun. Evet, harbiden yıkıldı şey abi, sanırım valla. Ne oldu abi şimdi ya? Abi biz küllü ayva yedik. Ne yapacağız bilmiyorum. Nereye gideceğiz şimdi, ben anlamadım. Ben tanımıyorum abi. Vallahi boşanacak abi. Ne yapacağız biz hiç bilmiyorum. Ne yaptın sen ya öyle? Abi ben bir şey yapmadım ki. Tamam, telefonu yatıyorsun abi sen ya. Açmalım abi, hanım arıyor, kurbanın olayım. Açmasan abi, sen bence ufak akşama yemek kim yapacak evde? Abi ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Bilenecek bir şey yok sen. Bir şey yapacak abi. 2-3'e bakacağız yani. Balonun elinde kaldı abi. Balon elimize gidip boş. Hanımefendi öyle gitmek yok ya. Adamı bıraktınız gittiniz ya. Oğlum dediğim 24 yaşında oğlum. Oğlum aşığım, çok seviyorum. Ne yapayım, sevgilim yok. Ona bir tane kalbimi vermek istiyorum. Ne tesadüf. Yapmayın. Harbiden 24 yaşında. Resmini de göstereyim abi. Almanya'da yaşıyor. Şimdi ne aldı? Yenge gitti abi. Abi bu üçüncü karı benim. Aa, o da vallahi gitti üçüncü. Abi. Vallahi barışmak için bir şey yapmayacağız abi.
Yayınla abi, benim için sorun yok. Anladım abi. Bizi tamam. Herkes tanıyor zaten Türkiye'de. Teşekkür ederim abi. Ben şuyum, saygılar sevgiler. Yenge bir şey olursa biz geliriz yengeyle. Abi zaten aramızı siz bulacaksınız, öyle gözüküyor. Çünkü tamam abi, bu iş başka bir yere gidiyor harbiden. Boşalacağız yani. Vallahi sen mahvettin ya ortalığı. Abi bak. Göz kaş yapıyorsun abi. Böyle yüz alan hanım da arıyor abi harbiden. Vallahi yani. Hanım arıyor vallahi. Allah. Hanım arıyor. Televizyon çekim var canım. Alo. Bir dakika abi. Alo. Parttayım ben. Alo canım. Alo. Yunus, ben dondum burada. Hadi artık. Geldim. Hanım donmuş ya. Abi biz bir döner yemeye gideceğiz. Tamam. Hadi artık ya. Tamam geldim, hadi gel. Böyle böyle değil mi? Eyvah. Abi kendine iyi bak. Abi görüşürüz. Abi yayınlayacağız. Abi yayınlayacağız. Buraya çeker misin? Sosun dağda da kayak hocası geldi. Abi maskeni düşürdün heyecandan. Maskeni düşürdün abi, maskeni düşürdün. Ama bu oyuna yengeyle yemek yemeye gidiyor, yine sana vallahi satıyor. Söylüyorum işte, isterdim yani hayatımda düzgün bir eşim olsaydı. Evet. Çiçek alsaydı bana bugün de. Ne bileyim, masama çiçek adam alsaydı. Adamı tanımıyorum şahsen, bahsetmedim. Ben onu tanımıyorum. Eşinin yanına gitti, yemeğe gidecekler. Büyük ihtimalle boşanacak çünkü yenge soğuktan bekliyorum. Bizi duydu hepimizi. Yani 2-3 sene canlıyında böyle sana yazarken gördüğünü görse. Yazarken mi? Yani normal itibatlar kaskacak. Hayır, yazılmadı canım. Sadece adamcağız dedi ki yani Peygamber Efendimiz dedi 3 kere evlenmiş, ben de evlenebilirim. Doğal bir şeydir dedi ama bence yani evlenmek marifet değil. Önemli olan. Bence evlenmek marifet değil. Evlenip adam gibi çoluğuna çocuğuna karına sahip çıkmak. Eşine sevmek, seni seviyorum demesi, dayak şiddet olmayacak. Ne bileyim adamlar kadınları. Bu program bitmez değerli izleyenler. Kadınları vuruyorlar, kadınları öldürüyorlar. Her gün bir tane kadın ölüyor. 2 gün önce yine bir kadın öldürüldü. Yani biz artık cinayete de karşıyız, şiddete evet. karşıyız. Artık ölmek istemiyoruz, şiddet görmek istemiyoruz. Buradan, lütfen. Buradan sesimizi duyurmak istiyoruz yani biz. De, insan gibi annelerimiz, babalarımız bizi doğurdular ama elin adamı öldürsün diye değil. İzniniz var mı? Yayınlayacağız. Efendim? Yayınlayacağız bu. İznim yani. Var tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanımı da seviyorum. Evet. Sonuna kadar destekliyorum. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Kadınlar öldürülmesin. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her zaman desteğim. Onların dışında hiç kimseye silah verilmesin. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde ne kadar silah varsa toplansın. Ben sevgili Cumhurbaşkanıma da yazdım, saygıyla yazdım. Lütfen bütün kişiler olarak kimde, her kimin evinde gerekirse baskın yapılsın, silahlar toplanılsın. Kimde ne silah varsa, silahlar olmadığı sürece kadınlar ölmez. Ama silahlar toplanmadığı sürece her önüne gelene ruhsat alıp da silah alan kişi olursa daha biz çok kişiler öleceğiz. Kadınlar olarak hepimiz öleceğiz. İnşallah bu kadar. Eliniz silah tutmuyor mu? Siz de onları vurun ha. Öyle mi diyorsun? Heh. Olur mu yani? Hayır, şimdi niye? Onlar ölüyor, siz yaşayacaksınız. Dünya size mi kalacak? Hadi tamam. benim beyim öyle olsa vallahi ben öldürürüm. Bilmiyorum, yemin ediyorum. Her gün bir kan ölüyor yani. Teyze. Siz 12 aylık mı? Herkes 9 aylık. Evet. He. Sen de öyle mi yaparsın? Ama yapma sen. Vururum bilmem ben.